2023 yılının sonuna ulaştık ve bu yılın son ayında yayına 5 yeni dizi başladı. Yeni yılın ilk haftalarında diziler yayına ara verecek, ardından ise çok daha ciddi rekabet dönemi başlayacak. Pek çok yıldız ve popüler oyuncuların geri dönüşleri olacak. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Ekin Koç, Yılmaz Erdoğan, Alperen Duymaz, Hazal Kaya, Halil Ergün de televizyona geri dönüyor. Ve ilgi çeken hikayeler var, hem orijinal hem uyarlama olarak. 2024 yılının ilk aylarında 20'ye yakın yeni dizi başlayacak ve gelin bakalım bunlar hangi diziler? Yeni yılda yayına ilk olarak TV8'de, başrollerinde Cem Yiğit Üzümoğlu, Nazan Kesal ve Buse Meral'in yer aldığı Aşka Düşman başlayacak. Dizinin ilk tanıtımı Ekim'de yayınlanmıştı ancak premieri Ocak ayına ertelendi. Belli ki rakipleri yayında yokken belli bir ilgi yakalamak istiyor. Bakalım yüzde kaç ile açılış yapacak? Ve rakipleri yayına geri döndüğünde kitlesini koruyabilecek mi? Aşka Düşman'dan başka TV8'de bir dizi daha yayınlanacak. Netflix'te de yayınlanan bir İspanyol televizyon dizisi, Unauthorized Living uyarlamasını Çukur ile Baba dizilerinin yazarı Gökhan Horzum kaleme aldı. Ve dizinin başrol oyuncusu son olarak Mevlana'yı canlandıran Bülent İnal oldu. Dizide kriminal olaylar anlatılıyor. Hikaye temiz bir iş adamı olarak görünen ama aslında uyuşturucu baronu olan Nemo Bandeira'nın etrafında dönüyor. 60. yaş gününde Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenir ancak bu durumu ailesinden gizler. Ve bu nedenle işlerini devredebileceği halefini belirlemek zorunda ve bu süreç kolay geçmeyecek. Kanal D'de yeni yılda 5 yeni dizi yayınlanacak. Bu da reytingleri düşük olan Dilek Taşı ile Üç Kız Kardeş dizileri için bir sorun. MF Yapım'ın hazırladığı Taş, Kağıt, Makas dizisinde başrolü Ekin Koç üstlendi. Son olarak Emin Alper'in Kurak Günler filminde başrolü oynayan Ekin Koç'un bu yıl bir de Netflix'te romantik türünde filmi yayınlanmıştı. Ve film 21 milyon izleyicisiyle Netflix'in bu yıl en çok izlenen Türk yapımı oldu. Ekin Koç'un yeni TV dizisinde partneri Serra Arıtürk oldu. Burak Yörük ile Hande Ataizi de kadroya dahil oldular. Dizi Kore yapımı Remember'dan uyarlanıyor. Ana karakterin babası Alzheimer hastasıdır ve hiç işlemediği bir suçtan dolayı yargılanır. Her anını mükemmel ayrıntılarıyla hatırlayabilen bir sendroma sahip ana kahramanımız ise babasının masumiyetini kanıtlamak için avukat olur. Ancak yozlaşmış yargı sistemi onun adalete giden yoluna engeller koyacaktır. Aslında genel hikayesi Karadayı'ya benzer. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı yeni dizisi İnci Taneleri'nin ilk tanıtımları yayınlandı. Yılmaz Erdoğan bir edebiyat hocasıyken, eşinin cinayetinden sorumlu tutularak suçlanan ve yıllarını hapishanede geçiren bir adamı oynayacak. Hapishaneden çıktıktan sonraki amacı ise çocuklarıyla tekrar bir araya gelmek. Dizinin kadın başrolü Hazar Ergüçlü ise pavyonda çalışan dansçı Dilber rolünde ve dans performansını gösterdiği ayrı bir tanıtım yayınlandı. Kanal D'nin uyarlama haklarını satın aldığı Lübnan dizisi Ölene Kadar'ın başrol oyuncuları Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya oldu. Dizinin ismi Senden Önce olarak belirlendi ve çekimleri başladı. Alp Navruz dizide bir iş adamı Hakan'ı oynayacak, eşini ise Sinem Ünsal. Problemli bir aile hayatı olan Hakan, bir iş gezisi sırasında Sahra ile tanışacak. Olay örgüsü de bunun üzerine ilerleyecek. Kısaca aşk, aldatma ve entrika üçgeni. Süreç filmin hazırladığı Yalan dizisinde ise başrolü Aslıhan Güner üstlendi. Emir Bendirlioğlu da projeye dahil oldu. Dizi, kızı için asılsız suçlamalarla 20 yıl hapis yatan ve tahliye edildikten sonra kendini büyük bir yalanın ortasında bulan Melike'nin hikayesini anlatacak. Ve bu söylenene göre gerçek bir hikaye uyarlaması. Ve Mahsun Kırmızıgül Kanal D için yönetmenliğini üstlendiği Güzel Atlar Diyarı adında yeni bir dizi hazırlıyor. Yapımcılığını ise Medyapım ile MF Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy üstlendi. Halil Ergün başrolde yer alıyor ve böylece televizyon ekranlarına yıllar sonra geri dönüyor. Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya'da geçecek. Belli ki iyi bir bütçesi var. Kadrosunda Güven Akpınar, Meltem Cümbül, Eren Vurdem, Melis Birkan, Nergis Öztürk gibi isimler var. Hekimoğlu, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Fatih Dokü draması gibi başarılı projelere imza atan Karga Seven Pictures televizyon için Ali Kara adında yeni bir dizi hazırlıyor. Başrolü Alperen Duymaz ile Hazal Kaya paylaşacaklar. Bu bir aşk dedektif hikayesi olacak. Senaryoyu Eylem Can Polat kaleme aldı. Dizinin yönetmeni ise Deniz Yorulmazer oldu. Yayın kanalı henüz belli değil. Show TV'nin bu sezon için yayına hazırladığı 5 dizisinden 3'ünün premieri gerçekleşti. Sandık Kokusu müthiş ilgi yakalarken Ne Gemiler Yaktım finale doğru ilerliyor. Arak dizisi de iyi açılış yapamadı.
ve Show TV'nin hazırlık aşamasında olan iki dizisi daha var. Kore yapımı Doktor Çağ'dan uyarlanan Bahar'dan Önce dizisinde başrolde Demet Evgar yer alıyor. Partneri ise Buğra Gülsoy oldu ve Mehmet Yılmaz Ak, Demet Evgar'ın kocası rolünde. Hikaye 20 yıl aradan sonra tıp kariyerine geri dönmeye karar veren bir kadını anlatıyor. Dizinin senaryo okuma provaları gerçekleşti ve çekimleri Ocak ayında başlayacak. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Deha'nın yönetmen koltuğunda Umut Aral yer alıyor ve dizinin kas çalışmaları da başladı. Mehmet Günsür, Ayça Turan ve Burak Dakak gibi isimler gündemde. Ekrana ise Şubat gibi gelecek, Ocak ayında ilk tanıtımı beklenebilir. Bu arada Ne Gemiler Yaktım ilgi görmedi ve belli ki finale gidecek, bu durumda Deha pazartesi günlerinde yayınlanabilir. Ayrıca Deha'nın Gaddar ile crossover'ı planlanıyor. Bu da özellikle içeride hayranlarını sevindirecek bir gelişme. Fox'ta Kızıl Goncalar yayına çok iyi başladı. Ocak ayında ise Gaddar başlayacak ve dizinin baş etmesi gereken iki güçlü rakibi var. Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkını. Tabii aksiyon türünde bir yapım ve daha farklı izleyici kitlesine hitap ediyor. Bakalım Cuma günü dengeler değişecek mi? Çağatay Ulusoy da böylece içeride dizisinden sonra yine benzer bir projeyle televizyona geri dönecek. Çağatay Ulusoy televizyona geri dönse de dijitalde çekimlerini tamamladığı projeleri yayına hazır durumda. Distopik türünde olan Kübra dizisini Netflix 18 Ocak'ta yayınlayacak. Gelecek aylarda ise Çağatay Ulusoy'un Ebru Şahin ile partner olduğu Gentleman filmini yayınlayacak. Gaddar'a geri dönersek, Onur Saylak hikayenin kötü adamını oynuyor ve tanıtımda henüz yer almadı. Ayrıca Erdal Özyağcılar da kadroya dahil oldu, acımasız bir kabadayıyı oynayacak. Fox'un bir dizisinin daha tanıtımı yayınlandı, Kopuk dizisinin. Yayın günü cumartesi olacak ve 20 Ocak'ta başlayabilir. Yıllardır Gönül Dağı ile Kardeşlerim dizileri cumartesiyi domine ediyorlar, bakalım Kopuk belli bir izleyici kitlesi oluşturabilecek mi? Modern bir Robin Hood hikayesini konu alıyor. Suç işleyerek zengin olan insanların parasını çalan ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatan Ferhan'ı merkezine taşıyor. Olaylar ise hiç beklenmedik bir ölüm ile gelişecek, Beren Gökyıldız'ın karakteriyle ilgili olabilir. Fox'un henüz hangi gün yayınlanacağı belli olmayan ama çekimleri başlayan bir dizisi daha var. Kadrosunda Şevket Çoruh, Nilsu Berfin Aktaş, Eren Ören, Günay Karacaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Korkma Ben Yanındayım. Son yıllarda hem televizyonda hem de dijitalde çıkardığı hit projeleriyle ses getiren Ogeme Pictures'ın sahibi Onur Güvenatam, medya dünyasının en önemli yayınlarından olan Variety'nin dünya eğlence endüstrisini etkileyen isimlerin yer aldığı Top 500'e girmeyi başardı ve Türkiye'den bu listeye dahil olan tek isim oldu. Bu kış sezonu için ise bir dizi daha hazırlıyor ve yine Star TV için. Yalı Çapkını'nın ilk sezon senaristi Barış Güngör'ün kaleme aldığı ve Poyraz Karayel, Masumlar Apartmanı gibi projelere imza atan Çağrı Villalostuvalı'nın yönetmeni olduğu Yan Oda'nın oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolleri Şevval Sami ile Caner Cindoruk paylaşacaklar. Komedi dizileriyle tanınan Melek Baykal da projeye dahil oldu. Çekimleri Ocak ayına planlanıyor, yayına Şubat gibi çıkabilir. Hikaye sunucu Verda Yıldız'ın ünlü iş adamı Fikret Alabey ile dünya basınında da ilgi uyandıracak, beklenmedik düğünüyle başlayacak. Bu arada Saplantı dizisinin çekimleri başrol oyuncularının projeden ayrılmasıyla iptal oldu. Bir dizinin daha çekimleri ertelendi, Ertan Saba'nın ATV'de yayınlanması planlanan Kötü Kan dizisinin. ATV'de 31 Aralık'ta Yıldızlar Bana Uzak başlıyor. Zeynep Günaytan'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı ve başrolleri Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora'nın paylaşacakları Aile Albümü dizisinin ise yayın kanalı ATV oldu. Çekimleri Ocak ayının son haftasında başlayacak. TRT 1, Selahattin Eyyubi'nin ardından bir tarihi proje hazırlıklarına daha başladı. Mehmet Sultan Fatih'i konu alan Fatih dizisi ve Fatih'i bu sefer Serkan Çayoğlu canlandıracak. Çandarlı Halil Paşa'yı Selim Bayraktar oynayacak. İmparator Konstantini ise Seçkin Özdemir. Dizinin çekimleri Ocak'ta başlayacak ve muhtemelen Şubat ayında ekrana gelecek. Bilindiği üzere daha önce televizyonda iki kere Fatih dizisi denenmişti ve ikisi de beklentilerin altında kalarak başarısız olmuştu. Biri 5. bölümde, diğeri 6. bölümde final yapmıştı. Televizyondaki denemelerin aksine sinema filmiyle Cem Yiğit Üzümoğlu'nun oynadığı Netflix'in Fatih dokudraması başarılı olmuştu. Bakalım televizyonda bu sefer nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Belirtmek gerekir ki başrol seçiminde bu sefer de fiziksel özellikleri pek uymayan bir oyuncu tercih edildi. TRT 1'de yeni yılda 3 yeni dizi daha başlayacak.
Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Bir Sevdadır dizisinde başrolde Feyyaz Yiğit yer alırken partneri Sude Zülal Güler oldu. Meral Çetinkaya da kadroda yer alıyor ve dizinin çekimleri Kapadokya'da başladı. Kara Ağaç dizisinde ise başrolde, özellikle Terzi dizisindeki performansıyla ses getiren Olgun Şimşek yer alıyor ve Emre Kıvılcım. Bu hikaye de Kapadokya'da geçecek ancak 70'lerde. Gökhan Alkan ile Sevda Erginci ise kod adı Aşka Tutsak dizisinde partner oldular. Çekimleri Ocak'ta başlayacak dizinin yayına çıkması Şubat ayına planlanıyor. Böylece yayında olan dizilerin yeni rakipleri yolda. Tabii ilgi çekemeyen diziler olacak. Ancak yayındaki mevcut dengeleri değiştirecek projeler de çıkacaktır. Sizce bahsettiğimiz dizilerden en çok hangisi talep görecek? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Biz ise gelişmelerin takibinde olacağız. Kaçırmamak için mutlaka kanala abone olun.